Tunceli'de deprem yaşandı. Tunceli'de hissediniz, siz hissettiniz mi? Burası bir hissetmedim ama burası yani Bingöl'e karşı daha sağlam. Daha yani hep kayalık bölge olduğu için, sert bölge olduğu için yani dağlarda her tarafta su akıyor mesela. Elin kayaların içinde su akıyor ki zannediyorsun ki özel olarak yapılmış böyle su akıyor ama mesela o depreme karşı da baktığı zaman depreme karşı dayanıklı değil. Tunceli depreme karşı dayanıklı. Bir de inşaat yaptığı zaman depreme karşı çok kalın demir kullanıyorlar. Mesela alt olsun, üst olsun, kolonlar olsun, depreme karşı çok öyle. Tuğlası olsun, çimantosu olsun, kaliteli mal kullanıyorlar. Yani önlemini alıyorlar. Ama bazı Bingöl'de mesela adam elini tuğlayabiliyor. Tuğla elinde parçalarını çürük, betonu getiriyor, test ediyor, çürük çıkıyor. Elazığ'daki neyle bazı yerlerde yani. Yeni yapan sitelere bilmem, yeni yapan sitelerde tabi bu yeni kanuna göre denetim, denetim varsa sağlam yaparlarsa ona bir şey demem. O güzel olur yani. Hem insanlar için güzel olur, hem insanlar ölmesin, insanlar depreme karşı herkes korku içinden atsınlar, korkmasınlar, dışarı çıkmasınlar. Mesela ben o gün bundan 20. ayın 5'inde burada sallantı oldu, 6.5 vardı. Ben içerideydim, lamba böyle gelip gidiyordu. Ya ben de herhalde birisi beni mi silkeliyor ne yapayım yani kalk uykuda diyordu. Ben sonra kalktım ki lamba sallanıyor. Hiç korku içimde yoktu çünkü tek kattı. Dışarı çıktım, herkes dışarı çıkmış. Korkudan beni çağırdılar. Dediler sen niye içeride duruyorsun? Yani ne yapayım, nereye gideyim? Daha Allah tamam ettiyse hepsi yıkılır dedi. Bunu söyleyeyim, bir sefer de bana güldüler. Ama bu son depremde ben bir şey hissetmedim ama tabii mutlaka yani ufak bir his olmuştur yani. Ben fark etmedim. Adınızı öğrenebilir miyiz? Benim adım İmam Moroğlu. Tunceli merkezde yaşıyorum. Aslen buralısın. Aslen buralıyım. Köyüm Sütlüce. O da hemen hemen 40-45 senedir buradayım. Tunceli'yi seviyorsun. Ben seviyorum. Doğayı seviyorum. Merkezi seviyorum. Evet ne kadar küçükse. Şeyse ama küçük ama doğallığını bozmayan bir şey. Çok güzel. Çok evet, güzel. İnsanlar mesela geliyor doğayı geziyor, dolaşıyor, eğleniyor ama bazıları var da zarar veriyor. Evet. Çöpünü atıyorlar kenara. Son zamanlarda evet. Özellikle. Evet. Bu son zamanlarda festival döneminde böyle bir şeydir. İnsanları uyarıyoruz, diyoruz ki işte doğayı kirletmeyin, doğayı ne kadar yiyorsanız, içiyorsanız poşetinizi bağlayın, kenara atın. Belediye arabası gelip alacak. Uyarıyoruz ya, her şeyi, herkesi uyarıyoruz yani bu konuda. Yani hem deprem konusunda olsun, bu insanlık konusunda olsun, temizlik konusunda olsun. Herkesi uyarıyoruz, söylüyoruz yani böyle. Tabii biz de bu doğanın içinde yaşadığımız için mecbur. Sen de istemezsin ki tabii. Bu doğanın böyle zarar görmesi, çöplük olması, temiz olması daha iyi değil mi? Biz hepimiz Almanya'dan geliyor, turistler geliyor, eğleniyor. Tek Almanya değil ki. Çok yabancı ülkelerin çoğundan geliyorlar. İzmir, İstanbul, Van, Muş, Mardin, yer hepsinden geliyor. Çok geliyor. Herkes diyor Tunceli biz seviyoruz. Tunceli doğayı seviyoruz diyor. Tunceli'de diyor depreme karşı diyor, dayanıklı olduğunu da biliyoruz diyor. Bunu da söylüyorlar yani. Halk. O zaman gelirler burada belediye başkanıyla görüşüyorlar, valiyle konuşuyorlar, anlaşıyorlar işte gezmek, dolaşmak için neresi, neresi, ovacıklarıyla, ovacıklarıyla. Belediye başkanından memnun musunuz çalışmalarından? Vallahi belediye başkanının çalışması zayıf biraz, zayıf. Şimdi bizim böyle baktığı zaman bizi, bu sene biraz da Mart'tan beri yağmur yağmamış, kuraklık var. Su sıkıntısı çekiyor vatandaş. Bazıları da kendini bilip bilmeden bostan ekiyor, köy ana alttan kaçak su alıyorlar, kullanıyorlar. İşte belediye başkanı onları tespit etti, onları kesti. Şimdi suyu biraz akıyor işte. Biraz su sıkıntısı çok oluyor yani ama dersin dört tarafı içi hep su. Su sıkıntısı olması lazım. Bir proje yapılması lazım. Suyu gelmesi lazım. Mevcut su akıyor. Ondan sonra gözelerde ile Külmür'de öyle, Kocatepe'de öyle, her taraf su atıyor yani. Getirseler getirirler, millet susuz kalmaz. İhtiyacınca su olmadan hayat olmaz ki. Muzlu su da geçmişe nazaran sanki biraz azaldı. Tabii azalmış abi, çok azalmış. %50 azalmış. Çünkü biz daha önceden suya
girip karşıya geçemiyorduk. Şimdi rahat girip karşıya geçiyoruz. Bu ne? Çok bırakın korkma. Yağmur yağmasa iş kötü gider. Yani bazı diyorlar ya, Allah dağına göre kar veriyor ya. İşte ben bugün belki bu insanlar belki hani kötü bir niyeti bozuk, belki Allah ondan bir yağmur vermiyor. Bazen bunu düşünüyorum böyle. Başka ne sormak istersin? Yani ne demek istersin? Sorularınız bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın.